2 saniye olmuş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün internette Wall Street Journal'da bir haber gördüm. Ekonomimizle alakalı, Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı. Bu haberi hem sizin için çevireceğim. Siz yararlanırsınız işte yurt dışındaki haberleri takip etme açısından, hem de kelime öğrenirsiniz diye size faydalı olur diye düşündüm. Şimdi geçelim arkadaşlar habere. Turkey is in economic turmoil. People are queuing for bread, cutting back on meat, and are even fleeing to other countries. Why? Inflation, which Evet. Bu ilk başı çevirirsek arkadaşlar, şöyle sesini keselim. İşte diyor, Türkiye diyor ekonomik bir turmoil'dedir diyor. Yani ekonomik bir çalkantıdadır diyor. Ekonomik turmoil dediği burada çalkantı demek. İşte diyor ekmek kuyruğuna giriyor. İşte etleri azaltıyor, yani az et yiyor demek istiyor. Ve diyor başka ülkelere kaçıyorlar. Fili burada kaçmak. Peki neden diyor? Nedeni ise enflasyon. than 21% according to government statistics. Yani hükümet verilerine göre %21 demek istiyor enflasyon diyor. The US inflation rate by comparison is at a 39-year high of 6.8%, nearly twice as much as a global average of 3.5%. Burada bir tabii karşılaştırma yapıyor. Amerika'nın diyor son 39 yıldaki en yüksek enflasyon oranı %39'muş. İşte tabii diyor bu diyor önceki verilere göre diyor hani iki kat daha fazla olmuş. Önceden %3,5, şimdi ise diyor %6'lara varan Hiç oranda. ben bu kadarına rezalet bir hayat görmedim. Akşam yatıyorum, sabah kalkıyorum zam. Unlike the US, Turkey is an emerging market. Amerika'nın aksine diyor işte Türkiye bir hani gelişmekte olan, ortaya çıkan bir pazar diyor. It's seen 2 decades of broad economic growth and an İşte büyük bir büyüme kaydetti diyor. expanding middle class. Böyle genişleyen orta sınıfı gördü. But now the lira is in free fall as the country reckons. Ama diyor şu an diyor işte lira diyor böyle serbest bir düşüş içerisinde. Hani With ülke President Recep Tayyip Erdoğan's unorthodox economic approach. işte Recep Tayyip Erdoğan'ın o doğru olmayan ekonomik yaklaşımından dolayı diyor yani. Which is contrary to widely accepted inflationary wisdom. Yani burada da dediği işte genel olarak kabul edilen enflasyonel bilginin aksine gidiyorlarmış diyor yani burada demek istedikleri. As central banks around the world respond to a stronger than expected pickup in inflation amid economic recovery from the pandemic, there are lessons to be learned from Turkey's approach. Burada da dediği arkadaşlar işte merkez bankaları, central banks dediği merkez bankaları Inflation amid economic recovery pickup in a stronger than the world respond to a stronger than expected pickup in inflation amid economic recovery from the pandemic. işte pandemideki o ekonomik toparlanmaya cevap verirken There are diyor lessons to be learned from Turkey's approach. Türkiye'nin yaklaşımından öğrenilecek dersler vardır. In a nutshell, to prevent the economy from Özetle overheating, central banks can increase the cost of borrowing by raising interest rates. işte merkez bankaları diyor faizleri interest rates arkadaşlar faiz demek. Faiz oranları demek. Yani bu oranları arttırarak maliyeti düşürmeye çalışıyorlar. Which curbs the rate of inflation. Yani bu da diyor işte enflasyon oranını ne yapıyor? Engelliyor diyor, yani onu kontrol altında tutuyor demek curb. And this is precisely what is happening in most other emerging market central banks. Yani burada gösterdi işte hani gelişmekte olan ülkelerin emerging market dediği merkez bankalarının To great faiz effect. oranlarını arttırmaları söz But konusu. Turkey Central Bank has done the opposite. Evet, Türkiye diyor Merkez Bankası
Tam tersini yaptı diyor yani buradaki şey bu. Under pressure from President Erdogan, who has invoked a religious prohibition on usury in his argument against high interest rates, the rate has been cut three times since mid-September, which has torpedoed the value of the lira. Evet, şuradan bir daha başlayalım. İşte diyor hani başkanın baskısı altında diyor. İşte dini bir yasak olarak gördüğü yani usury dediği faizcilik yasak altında diyor. Ve diyor işte yüksek faiz oranlarına karşı çıkışı diyor. Çıkışıyla faiz oranı diyor 3 kez diyor indirildi yani Eylül ayından beri. Since mid-September, which has torpedoed the value of the lira. Hani ve bu da diyor işte liranın değerini düşürdü. Yani yok etti demek istiyor. A rapidly weakening currency pushes up the cost of key imports like food and energy. Ve diyor bu yükselen hani bir saniye. Bu yükselen işte lira da, şey dolar da ithal malların maliyetini artırıyor diyor arkadaşlar. This is already hurting the Turkish people's bank account. Bu da diyor Türk insanlarının banka hesaplarına zarar veriyor yani. Panik havasındalar sürekli hane halkı. Biz burada çok kalabalık bir semtte bu işi yaptığımız için sürekli yastık altındaki paraları bunu kullanıyorlar. In an October survey, more than 80% of the Turkish public said the government was handling the economy bad. Yani burada da dedi arkadaşlar işte Türk halkının diyor hani hükümetin ekonomiyi kötü bir şekilde ele aldığı dedi hani yönetiyor yani handling burada yönetmek demek. The crisis has prompted protests mostly from union members and calls for Erdogan's government to resign. Ve bu da diyor tabi belli grupların protesto etmesine neden oldu ve Erdoğan'ın diyor hükümetinin diyor hani resign yani istifa etmesini çağırıyorlar. Turkish banks so far have been able to withstand the currency crisis. Şu ana kadar diyor Türk bankaları o krizle diyor baş edebilmişlerdi. But economists are concerned that a further collapse of the lira could trigger a bank run. Ama diyor bu Türk lirasının çöküşü diyor hani bir bankanın batışını tetikleyebilir. Or that Turkey could default on its foreign debts. Ve diyor Türkiye diyor dış borçlar konusunda diyor çakılabilir yani. Erdogan meanwhile has said he welcomes the depreciation of the lira to encourage an export-based economy. Evet Erdoğan da diyor diğer taraftan diyor şurayı bir daha alalım. İşte depreciation burada arkadaşlar düşüş bir şeyin düşüşü yani depreciation of the lira dediği liranın düşüşünü diyor ne için hani ihracatı arttırmak için bunu yaptığını söylüyor. The lira, to encourage an export-based economy similar to Japan and Taiwan. Japonya ve Tayvan'da demek ki aynı şey yapmış. Have insisted that the currency fluctuations are temporary. Ve diyor bu kur dalgalanmaları currency fluctuation geçici olduğunu söylemişler. Some economists have said that the strategy is likely to fail. Bazı ekonomistler de işte diyor ki bu stratejinin diyor onların uyguladığının batacağını söylüyorlar. Yani başarısız olacağını. Because inflation has put pressure on exporters. Çünkü enflasyon diyor bu ihracatçılar üzerine baskı uyguluyor. Who now have to pay more for energy and raw material. Yani bu enerji ve ham maddeler için daha fazla ödemek zorunda kalıyorlar. Others doubt that Turkey's inflation is even at 21. Diğerleri de diyor işte şüphe ediyorlar Türkiye'nin enflasyonu %21.3. An independent research group estimate. Ve diyor bağımsız bir araştırma grubu da gerçekte %58 olduğunu düşünüyor enflasyon oranını. Economists fear that Turkey's embattled economy could get worse before it gets better. Embattled economy. Investors and economists. Ve diyor yatırımcılar ve ekonomistler korkuyorlar. Fear that Turkey's
Türkiye'nin bu savaşan ekonomisinin daha kötü olacağını, iyileşmeden önce daha kötü olacağını dile getiriyorlar arkadaşlar. Evet, bugün Wall Street Journal'dan bir haberi sizlere çevirdim. Siz de bu şekilde İngilizceyi öğrenebilirsiniz. Teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın lütfen.